Herkese merhaba. Futbol Menajer Mobile'da Türk Gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet geçen videoda 4 maç oynamıştık. Bu 4 maçtan 2 galibiyet 2 mağlubiyetle ayrılmıştık. Sıradaki maçımız Under Hatchking ile olacak. Evimizde oynayacağız. Yarın oynayacakmışız müsabakayı. Ee, Barış Alıcı'ya Fener'in teklifi varmış. Evimizde oynayacağız karşılaşmayı. Taktiklerden değişiklik yapmaya gerek var mı? Hemen ona bakıyoruz. Ee, Karataş'ta başlamıştık. Çok bir iş yapamamıştı. Ondan dolayı Recep Gül'ü alalım tekrardan. Onun dışında belki Önde ile devam edelim. Berke Önde gollerine devam ediyor. Ee, Malik Batmaz biraz dursun bir ne oluyor abi? Bizim koltuk elden gidiyor mu? Triplerine girsin biraz. Belki performansı biraz daha yükselir. Evimizde oynayacağız hücum. Her yerde ara toplar direkt devam edelim ve bu videodaki ilk maçımıza çıkalım. Rakibin iki eksik oyuncusu var. Bir sakatlı, bir kart cezalısı. Ee, bizim hiç eksik oyuncumuz yok. Evet ve maça başladık. Novitski arada kaptık topu. Bozdoğan kaleci kurtardı Manti. Evet adı güzel. Gül, Gümüşkaya, Çapraz'dan bir gol daha attı. Geçen videoda görmüştürsünüz. Son maçta da zaten atmıştı Çapraz'dan ya da ondan önceki maçta. Ee, bu sezonki ikinci golünü attı. Ee, evet Gümüşkaya ile Recep Gül de gol katkısı verirse... Mali'ye, Berke Önde'ye şampiyonluk gelir bu sezon inşallah. Geçen sezon onun eksikliğini çok yaşadık. Gol yollarında sadece Malik'le gol bulabiliyorduk. Diğerleri hiçbir şey yapamıyordu. Bu bu sezon inşallah e, değişir bu. Evet 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. 20 dakika kaldı. Recep Gül 2-0 yaptık ama gol sayılmadı. Berke'nin golü sayılmadı. Topa sahip olmada rakibin üstünlüğü var. Şutlarda bizim üstünlüğümüz var. Oyuncu değişikliğine gerek var mı? Maç bitmek üzere zaten hemen hemen. 3 dakika uzatma verdi. Gol yemeden tamlarsak güzel olacak. Rakibin bir hata. Araya girdik. Rakip de top. Yine Berke'nin önünde top. Hızlı bir şanstı. Kornele gitti top. İçeri doğru bir orta. E, Tatunç'un şutu muydu? Kimin şutuydu o? Tatunç oynamıyor lan. Kim çekti o şutu? Her neyse kaleci kurtarmıştı. 1-0. E, 1-0'lık e, bir galibiyet aldık. Farklı bir galibiyet olmasa da önemli olan galibiyet, galip gelmek. Gümüşkaya Valladolid'den bir teklif var. Abi bu transfer dönemi hala bitmedi ya. Vallahi billahi bizim de paramız yok, şeyimiz yok. Transfer yapamıyoruz. Devre arasında yaparız artık bu saatten sonra transfere gerek yok. Gümüşkaya'nın adı güzelim ve Bozdoğan'ın kondisyonları zayıflamış. Ondan dolayı e, hemen abi bir dur ya. Tağ alalım. Gümüşkaya'nın yerine Kara taşı alalım. Kanat forvet rolünde. E, ve maçımıza çıkalım. Rakip kimdi? Evimizde oynuyoruz. Yan Rezenburg. tahmini 11'leri çift forvetle çıkıyor. Takım raporu çok sayıda fiziksel anlamda güçlü oyuncular varmış. paslatma kaliteleri iyiymiş. Bizim için avantajı olan şey e, ligde en az gol atan takımlardan biriymiş. Terübeli fakat yaşlı bir kadrosu varmış. Takım ruhu düşük görünüyor ve kadroları şu an biraz kırılgan. İnşallah bu kırılganlıklarını değerlendirerek şey yaparız. Ee, galip geliriz. Evet diyelim ve maçımıza başlayalım. 3 tane eksik oyuncuları var. Bizim de bir oyuncumuz var. Bektaş, Sabek. Yedek Sabek oyuncumuz. Bizim çok bir eksiğimiz yok. Rakibin 3 eksiği var. İnşallah önemli oyuncularıdır. Bu arada serbest vuruş kullanıyorlar etkili noktadan. Balaban kurtardı. Kornel'e gitti top içeri doğru orta belki önde de kaldı Berke çıkamadık. Rakip geliyor araya girdik yine. Rakip geliyor. Kornel kazandılar yine. İçeri doğru bir orta. Uzaklaştırın artık abi rakip sürekli geliyor. Bizim bir hatamız var orada. Tatunç kart gördü, sarı kart gördü. Bir değişiklik yapmanın sırası geldi mi? Çünkü maçı çok şeyde başladılar ya. Şuradan oyun şekli şunu biraz daha kontrolü alalım. Pres yerde yapalım yine devam edelim. Hücum. Başka bir değişiklik yapmaya gerek yok olarak görüyorum ben. Bir takım mentalitesini değiştirdik. Onun dışında bir değişiklik yapmadık. Acer Sevinç. Acer'den içeri orta. Bir an penaltı oldu zannettim de bir şey yokmuş. Evet bu bölümde bizim ataklarımız sürüyor. Belki önde 5. golünü attı bu sezonki. Ve bizi 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bitmesine son 10 dakika kala. Rakibin bir hata var. Araya girelim orada. Gol yemeden kurtulduk. Kornel'e gitti. Üstten avuta gitti bu seferki şutu da. İçeri doğru bir orta ve Can Karataş 2-0 yaptık. Böyle golleri çok atamıyoruz. E, Kornel'den gol atamıyoruz. Yani Kornel'den içeri orta açıp kafa falan filan golü. Belki de bu kariyerimizdeki ilk böyle bir goldür. Böyle gol yani ben Cornell kullandığımız zaman gol olmayacağından emin oluyorum genelde. Ama bu sefer golü bulduk ve 2-0 yaptık. İyi. Ataklarımız devam ediyor. Berke'nin şutunu kaleci Meğer kurtardı. Rakibin bir hata var. Balaban açıldı aldı topu. Evet bir değişiklik yapalım mı? Hatta bir iki değişiklik yapalım mı? Çünkü maç boyunca hep her yerde bas diyoruz. Şuradan mesela onu bir kendi yer alanımıza çekelim. Onun şekli kontrolü de kalsın bir oyuncu alalım. Kimi alalım? Hasan Ali adı güzeli almayalım. Bilgini alalım Sevinç'in yerine. Arada forma şansı vermemiz gereken bir oyuncu. Sözleşmesini e, düzeltiyorum. Bon olarak kadromuza katmıştık. E, Forvet'e maliye alalım. O kadar da uzak tutmayalım. Yani geçen sezon bize e, bayağı bir galibiyet kazandıran oyuncu. Onun dışında bir de Çalanoğlu'nu alalım. Oyuncu değişikliği yapabiliyorsak. Çalanoğlu burada mı oynuyormuş? Burada oynuyormuş. Karataş da burada oynasın. Tamam iyi. Kanat forvet. Kanat oyuncusu. Başka da değişiklik yapmaya gerek yok. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Taktiksel olarak da kendi yarı alanımızda sadece presi yapmayı seçtik. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Evimizde oynadığımız karşılanmada topa sahip olmada yalnız rakibin %60'ı %40'lık Üstünlüğü var. Bu arada 2-1 yaptılar skoru. Maçın bitmesine çok az süre kala. 4 dakika uzatma geldi. Ee, umarım gol yemeden maçı tamamlayabiliriz. Evet. Uzatmanın da son anlarına geldik artık. Rakibin bir hata var. Araya girdik. Karataş, Çalanoğlu, Bilgin, Bozdoğan şut çıkmadı oradan ama galibiyetle ayrılıyoruz maçtan. Ee, maçın sonlarında doğru rakibin bir golü oldu ve farkı bire indirmişti şu an. Şu an ne ya? Sonuç olarak yendik işte abi maçı. Ne saçmalıyorum ben. Evet Bozdoğan'a teklif var. 2.4 milyon euro kabul etmiyoruz. Devam diyoruz. Sıradaki maçımız Kutbus'la. Kutbus mu Kutbus mu bilmiyorum. Ee, bu videodaki iki maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Ee, diğer iki maçı da yapıp videoyu sonlandıracağım. Bunu da niye söyledim? Şu an bunu niye söylüyorum? Çünkü anneannem girdi odaya. Biraz motivasyonum dağıldı. Ama önemli değil. Sonuç olarak bu evde şey olan misafir olan ben olduğum için önemli değil yani. Evet. Şimdi bu maça nasıl bir kadro ile çıkalım? Hemen şuradan gelecek maç diyelim. Tahmini 11. Adamlar da bizim gibi defansif oynuyor. Hatta daha defansif oynuyor. Kanat oyuncuları biraz daha orta merkeze yakın. Bizimkiler biraz daha forvete yakın. gol bulmamız belki bir bu maçta biraz zor alabilir. Ama takımın eksileri Artılarından fazla. Şu an 19. sıradalarmış zaten. Deplasmanda oynuyoruz. Kontrollü başlayalım yine. Çünkü biraz zor. Takıldım ya. Takıldım valla takıldım. Gümüşkaya alayım bir abi oyna Kanat oyuncusu rolünde. Onun dışında Malik Batmaz'a yine ilk 11'i alalım. Fırsatçı. Oyun şekli Hücum mu oynayalım ya? Hücum oynayalım abi. Adamlar 19. sırada ya. Buluruz biz golü. Efendim anneciğim. Feyza'nın dersi başlayacak. Tamam Feyza'nın dersi başlayacaksa başlasın. Tamam ben biliyorum başlayacağını. Şurada iki maç daha oynayıp kapatacağım. Bir dakika. Aşağı yollayın o zaman anne. Evet bu arada gol yedik. Dominik Pelivan 1-0 öne geçirdi. Rakibi. Adamlar etkili başlamış abi. 4 şut çekmiş. Bizim şutumuz yok. Bak yine bir atakları daha var. İçeri doğru orta. Balaban'da kaldı top. E, mentaliteyi değiştirelim mi? Evet. Balaban yine kurtardı. Mentaliteyi değiştirelim. Kontrolü alalım ya. Gol arıyorken kontrol almak biraz saçma oluyor ama kontrollü siz takım mentalitesine alıştığımız alışık olduğumuz için bence e, bu mentalitede de gol bulabiliriz. E, şuradan bir oyun şeklinden yaratıcılığı biraz arttırmak istiyorum. Sürü diyoruz. İlk yarı bitmeden bir gol bulur muyuz? Rakibin hata var. Ahama da içeri doğru orta. Evet ilk yarı bitmek üzere 3 dakika uzatma vermişti. Bakalım ikinci yarıda inşallah tam tersi bir oyun olur ve öne geçeriz galibiyeti buluruz. Rakip 19. sıradaydı. Ona güvenerek hücum mentatisiyle falan çıktık ama Gol bulamadık hala ama e, zaten kadro dirilişinden belliydi. Yani gol bulmamız zor demiştim maçın başında. Öyle de oldu. Gol bulamadık. Abi oyuncu değişikliği. Bozdağ'ın hafif bir sakatlığı var onun yerine Halil İbra Ali Adamın adını unuttum. İşte adı güzel aldık. Hasan Ali adı güzel aldık. Forvet'e de e, belki öndeyi alalım. Malik etkisiz kaldı. Sürdür diyelim. Evet diyelim. Hadi oğlum. Berk'e girdiğin gibi bulursun sen golü. Ahama da rakibin hata. Balaban çok şut kurtardı bu maçta yalnız. Maç 2-3 olmuştu. Berk'e orada yetişemedi. Kaleci'de kaldı top. Ve mağlubiyetle ayrılıyoruz ne yazık ki. Adamlar 19. sıradaydı ya. Bak Berk Balaban zaten yıldız almış. Maçta baya bir şey yaptı. Peskara'dan teklif var maliye. Abi bu transfer dönemi niye bu kadar uzun sürdü ya? Vispa'dan Vispa'dan maçlarını genelde kazanıyoruz. Ee, evimizde oynuyoruz. 14. sırada Vispa'dan. Ondan dolayı e, bu maça geçen maçtaki gibi yine bozmadan hücumda mı çıkalım? Oyun şekli hücum, ee, diziliş. Değişiklik yapmaya gerek var mı? Acer niye çapraz şey yapmış anasını satayım. Herkesinki dik dik gidiyor. Şeyinki neyse <laughs> Acer'in okları demek istiyorum yani. Acer orta sahaya yakın mı oynuyor yani bu şeyde? O zaman bunu biz abi kanat bek yap, modern bek yapalım ya. Ee, başka bir değişiklik yapalım mı? Yapmayalım. Malik Batmaz yine başlasın. Olmazsa Berke'yi yine alırız oyuna. Devam diyelim. Evimizde oynuyoruz. Bu videodaki son maçımız rakibin iki eksiği var. Bir sakat bir kart cezalısı oyuncular var. Umarım en iyi oyunculardır. Ve eksikliğini yaşarlar beddua gibi oldu biraz ama işte Galip Beyt yolunda her yol mübah mı derler ne derler He, oldu mübah her yola 1-0 yaptılar skoru 1-0 öne geçtiler hemen karşılık verir miyiz derken adamlar 2 yaptı abi bu Celal Kalın'ı kim lan takip listemize ekleyelim mi 27 yaşındaymış abi bu maçlardan korkmuyoruz ispadenden korkmuyoruz falan filan dedik rakibe şutumuz yok ya bu nasıl bir şey oldu Abi oyun şekli diyorum. Bu sefer harbiden farklı bir sisteme geçiyoruz. Sevinç öne aldık. Evet cebeciyi kullanma vakti geldi. 10 numara sisteme dönürüz. Ofansif oyun kurucu rolünde. Gezen orta saha. Ofansif oyun kurucu taatunçta. Taatunçu abi merkez orta saha yapalım. O kadar ofansif orta saha fazla olur çünkü. Evet. Oyun şekli hücum. Biraz daha yaratıcı oynayın. Artık golü bulmamız lazım. Direkt sürdür diyelim. Bakalım bu değişiklikler ikinci arada bize ne gibi getiriler sağlayacak ya da götürüler Bakacağız. Evet 3-0 oldu. Vispaden ne evimizde oynadığımız maçta galibiyet bekliyordum. Ama hayal kırıklığına uğradım ya vallahi billahi. 4-0 oldu abi ne yapıyorsunuz siz ya. Bir taktiksel değişiklik yapalım hemen. Forma şansı bulamayan oyuncuları oynatalım. Düzeltiyorum. Çalhanoğlu bu tarafta oynuyordu. Aynen. Ondan sonra Özeren'e forma şansı verelim. Sonra Bilgin'e forma şansı vereceğim de Bilgin şey yani artık Karataş'ı alalım tekrardan. Maksimum oyuncu değişikliğine ulaşmış sürdür diyelim. Devam edelim. Bir an önce şu maçı bitirmek istiyorum. Moralim bozuldu abi ya. Evimizde oynuyoruz. 14. sırada Vispeden'i de hep yeneriz genelde. Ama bu maçta 4-0'lık bir skor var. 4-1 yaptı biraz önce Cebeci serbest vuruştan attığı golle. Tabii galibiyet çok uzak. 20 dakikada 3 gol bulmak çok zor. Allah ne yaptık? İşte forma şansı vermediğimiz oyunculara Çalan Oğlu'nu fena aldık. Cebeci'yi aldık. 5-1 yaptı. Abi Celal Kanlı sen nasıl bir topçusun abi ya. 4 gol attı anasını satayım. Berke Önde gibi geçen bizim at atan oyuncu gibi. Evet maç bitmek üzere. Evet bu videodaki 4 maçımızda nasıl skorlar almışız hemen ona bakalım. Fixtür dedik. Under maçıyla başlamıştık. Jan Rezenburg maçıyla devam etmiş. O iki maçta galibiyetle ayrıldık. Kutbusa, Kotbusa 1-0 yenildik ve son maçta kötü bir mağlubiyet aldık Wiesbaden'e. Sıradaki maçımız Memmingen. Bu, bu takım büyük ihtimal bu sezon yeni çıktı bu lige. 8 maçta 12 puan. Yine istediğimiz gibi gidemiyoruz. Of. Bu sezonda çıkamazsak artık yani yuh yani. Ben yine 4. sezonu da oynarım. Büyük ihtimal. Hani ya şimdiden bu kadar kötü düşünmeye gerek yok ama hani böyle olmuyor yani. 2 maç galibiyet, 2 maç mağlubiyet, 2 maç galibiyet, 2 maç mağlubiyet olmuyor. Neyse. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle kariyerin devamında. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.